Evet, kıymetli katılımcılar, sıradaki konuşmacımız vakfımızın ve Çankırılı hemşirelerimizin her daim yanında olan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu denetçiliği görevine devam ediyor. Aynı zamanda Çankırı Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı ve vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Sayın Zekeriya Açıkgöz'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. She's crazy like. Evet, merhaba. Evet, sevgili gençler, bugünün öznesi, kıymetli gençler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve gençlere yatırım yapan çok değerli dostlarımız, sivil toplum kuruluşu, gönüllüsü, hemşerilerim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle sizlerin karşısına birçok defa çıktım ama böyle bir ses tonuyla hiç çıkmamıştım. Özür dilerim. Şifayı bulduk. Öyle diyelim. Mevla hepimize acil şifalar versin. Değerli kardeşlerim, sizlerle sivil toplum kuruluşlarının günümüzdeki yeri, geleceğimizin şekillenmesiyle ilgili sizlere ne katkılar sağlar bunları paylaşmak istiyorum. Belki biraz teknik, teorik bilgiler olacak ama sanırım bu süreyi de en iyi şekilde geçirmiş oluruz. Kendimi tanıtmadan evvel ünlü Türk düşünürü Ali Şir Nevai der ki, kitlelere karşı konuşmak güzeldir ama mükemmel konuşmak, kısa ve öz konuşmak da mükemmeldir der. Yani mükemmel konuşmak için kısa ve öz konuşmak lazım. Arkadaşlarımızın hazırladığı şekliyle 18 dakika konuşmak lazım. Evet, ben bu organizasyonu düzenlediği için başta değerli kaptanımız Mustafa Can önderliğinde gençlik kollarımıza ve değerli ekibine ve hasreten buraya katılımlarıyla onurlandıran siz değerli kardeşlerime tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Zekeriya Açıkgöz kim? 1969 yılında Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin küçücük bir köyü olan Yukarı Bozan köyünde doğdu. Ailesiyle birlikte 1975 yılında İstanbul'a Kartal'a göç etti. Efendim, okul hayatı boyunca hep çalışmakla geçti. Hani Cumhurbaşkanımız ifade ediyor ya, ayakkabı boyacılığı, su satmak falan filan, klişeleşmiş söz. Beni yakından tanıyan buradaki dostlarımız var, benim çocukluğumu bilenler var. Dolayısıyla bunların hepsini A'dan Z'ye hamdolsun yaptık. Hayatın bütün aşamalarından geçtik. Bununla birlikte tabii bürokrasiye atıldık. Benden önceki değerli dostlarımız, konuşmacıların olduğu gibi kimi iş adamı, kimi siyasetçi, biz de bürokrasiye atıldık. Hani derler ya, bizim memleketin insanları oğlunu memur olacak diye severmiş, Kayserili de oğlum tüccar olacak diye severmiş. Dolayısıyla bizimkiler bizi memur olacak diye sevmiş ki biz üç erkek kardeşiz, üçümüz de devlet memuruyuz. Ve işte okul hayatımıza başladık. Liseyi bitirdikten sonra iki defa üniversiteyi kazanmama rağmen ekonomik şartlar sebebiyle aynı aileden iki kişi birden okuyamadığından hareketle ben okulu ara verdim. Yani üniversiteye gitmedim. Hayatımızın kırılma noktası, belki o aşamayı birlikte değerlendirmiş olacağız. İnanın, askerliğimi yaparken benim komutanım yüzbaşı kendi çocuklarının üniversite sınav kılavuzunu doldurmak için beni evine, lojmanına davet etti. Çocuklarının üniversite sınav kılavuzunu doldururken seninkini dedi, sen de başvuru yap dedi. Dedim, ben iki defa üniversiteyi kazandım, gidemedim. Şartlarım uymadı. Olsun dedi, gideceksin, en kötü ihtimal açık öğretim okuyacaksın dedi. Hamdolsun, huzurlarınızda rahmetli oldu kendisine de. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Ve bu komutanımızın çocuklarıyla birlikte Bilecik'te üniversite sınavına girdim. O dönemde iki basamaklıydı sınav ve üniversiteyi büyük bir puanla kazandık. Ve açık öğretime kaydoldum. Hem iş hayatım var hem üniversite hayatım. Akabinde evlilik şu bu derken şu anda çocuklarımın üç tanesi burada. Evli, dört çocuk babası ve bununla birlikte üç tanesi de üniversitede okuyan bir aile reisiyim. İstanbul'da Çankırı Dernekler Federasyonumuzun en uzun süre genel başkanlığını yaptık. Aynı zamanda Çankırı Vakfımızın da mütevelli heyet üyesi olarak görev yapıyoruz.
Tabii sivil toplum kuruluşlarında görev almak, etkin görev almak ayrıcalık. Bunları birazdan paylaşacağım sizlerle. Ve bizim gençlerimize neler yapabiliriz, Çankırılılara neler yapabiliriz noktasında çok çalışmalarımız oldu. Vakfımız yokken, pardon, vakfımızın bulunduğu, kurulduğu fakat çok çok etkin olmadığı dönemlerde bizler açıkçası hem üniversite öğrencisi adayı olan kişiler olarak açacağımız bir kapı yoktu. Ancak şimdi hamdolsun vakfımız var, federasyonumuz var, sayıları 150'yi bulan sivil toplum kuruluşlarımız var. Dolayısıyla sizlere mihmandarlık yapacak birbirinden değerli isimler var. Ve bu süreç geldi, bizi bu dönemlere kadar getirdi. Bundan 20 sene evvel, hatta vakfın kurulduğu dönem olan 33 yıl öncesinde deselerdi ki böyle bir Çankırı Gençlik Zirvesi yapılacak deselerdi, öyle mi Eşref Başkanım? Kimse inanır mıydı? Yani böylesine nitelikli bir üniversite öğrencisi İstanbul'da, demin benden önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi, İstanbul'da okuma ayrıcalığını elde etmiş olan Anadolu'nun en ücra köşesinden gelmiş hemşerilerimizin böyle gençlik zirvesi düzenleyeceği, sayıları 500'ü bulan burslara sahip olacağı açıkçası herhalde pek düşünülemezdi. Ama hamdolsun bu aşamalara geldik. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, şimdi zamanı da iyi değerlendirmek adına hem kendi özgeçmişimiz ve hem de kırılma noktasını birlikte değerlendirmiş olacağız. Ama ben bununla birlikte size bir taraftan da, evet, sözlerime Peygamber Efendimizin güzel bir hadisi şerifiyle başlamak istiyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Dolayısıyla burada yapılan bu hizmet, belki en güzel hizmet. Çünkü insana yapılan yatırım. İnsana yapılan yatırım en güzel yatırım. Çünkü eşrefi mahlukat diyoruz insanla. Nedir? Yaratılmışların en şereflisi. Yaratılmışların en şereflisine yapılan yatırım da herhalde en güzel yatırım olsa gerek. Dolayısıyla değerli dostlar, değerli katılımcılar, İslam tarihinde ilk sivil toplum kuruluşu, Peygamber Efendimizin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşuyla başlıyor. Yani hem rehberimiz hem önderimiz Peygamberimiz kendisine peygamberlik gelmeden evvel ilk sivil toplum kuruluşunu Mekke'de o cahiliye döneminde kurmuş. Ne yapmış? Hılful Füdül Cemiyeti dediğimiz, belki çok koyu renk olduğu için okunmuyor. Yani Erdemliler İttifakı adı altında güçsüzlere, fakirlere ve zorda kalanlara yardım etmek amacıyla kurmuş olduğu bir cemiyet. Aslında sivil toplum kuruluşunun mihenk taşı buradan başlıyor. Biz Müslümanlar için, inananlar için. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının rehberi Peygamber Efendimiz olmalı. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşu nedir? Önce ona bir bakalım. Burada bir sivil toplum kuruluşumuzun düzenlemiş olduğu güzel bir programla beraberiz. Sivil toplum kuruluşu, kamu sektörünün yetersiz kaldığı veya etkin olamadığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla hareket eden, bu insanlar tarafından kurulan, siyasi otorite kullanmayan, kar amacı gütmeyen müesseselerdir. Evet, kar amacı gütmeyen. Burada vakıf başkanımız, vakfımızın değerli yöneticileri, değerli vakıf arkadaşlarımız, değerli dostlar, burada bir herhangi bir maddi menfaat vesaire bir beklenti içerisinde mi geldi sizleri topladı? Dünya kadar da masraf yaptı. Dolayısıyla işte sivil toplum kuruluşunun ana gayesi kamunun eksik bıraktığı konularda katkı vermek ama bunun da karşılığında da herhangi bir şekilde kar amacı gütmeden yapmak. Evet. Dolayısıyla biz de böylesine bir vakfa, böylesine sivil toplum kuruluşlarına sahip olduğumuz için şükretmemiz lazım. Evet değerli dostlar, ülkemizde de bildiğiniz gibi son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle sivil toplum kuruluşları kovalanan, efendim kötü,
peşinden koşulan kolluk kuvvetlerinin her daim kötü veya tü kaka diye algıladığı müesseseler olmaktan çıkmış, ülkesine, milletine, yöresine hizmet eden müesseseler haline gelmiş, bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştı. Ve bir taraftan da sivil toplum kuruluşları tabii hizmet ediyor ama biz birey olarak da her şeyi de devletten beklemememiz gerekiyor. Devletten her şeyi beklersek, devlet de her şeyi bireylerine gerçekleştirme, katkı verme imkanı da mümkün olmayacak. Dolayısıyla bazı şeyleri de bireysel çaba göstererek veya bireysel çabaları birleştirerek ortaya bir sinerji yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının da üstlendiği ana misyon budur. Değerli dostlar, biliyorsunuz Türklerin tarihi ifade edilirken 16 tane Türk devleti kurulmuş geçmişte. Cumhurbaşkanımızın forsunda da bu yer alıyor. 16 Türk devletinde yöresinde hüküm sürdüğü bölgelerde hep adaletle hükmeden bu Türk devletlerimiz, bir taraftan da sivil toplum yani vakıf medeniyetini yaymış. Bu 16 Türk devleti içerisinde en fazla vakıf medeniyetini işleyen, kuran devletlerimizin de başında Osmanlı ve Selçuklu gelmektedir. Birazdan açıklayacağım. Günümüzde bir taraftan sivil toplum kuruluşları ile ilgili boyutunu da ifade edeyim. Birazdan Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze gelmiş olan sivil toplum kuruluşu sayısını da sizlerle paylaşacağım. Yani Allah onlardan razı olsun diyeceğiz bir taraftan. Evet, günümüzde kuvvetler ayrılığı ilkesini ifade ederken ne diyoruz? Bir tarafta yasama, diğer tarafta yürütme, bununla birlikte en üst perdede yargı, bir de bunların hepsinin üzerinde öyle ifade ediliyor, medya söyleniyor. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı ve medya kuvvetler ayrılığını ifade ediyor. Bir de değerli kardeşlerim, günümüzde güç ifadesiyle, güçle ifade edilen ana başlıklarını sizle paylaşacağım erkler var. Nedir bu? Bu niye gelmedi? Evet. Sunumda bir arkadaşlar buna bir baksınlar. Arkadaşlar, kumanda merkezindeki arkadaşlar sunuma bir baksınlar. Güçle ifade edilen erk de kamu gücü, reel sektör gücü. Demin İlker Bey paylaştı. Reel sektörü en iyi şekilde temsil eden bir dostumuz sağ olsun. Bir de üçüncü sektör dediğimiz sivil toplum kuruluşu gücü var. Dolayısıyla kamu, özel sektör ve bunlara da katkı veren, eksik kalan yanların noktasında destek veren sivil toplum kuruluşları söz konusu. Ülkemizde değerli kardeşlerim, kumandadaki arkadaşlarımız yapana kadar ifade edeyim. İstanbul'da dernekler kanunu kapsamında 23.900 tane dernek mevcut. Bununla birlikte bu derneklerin yaklaşık %80'ini hemşehri STK'ları, spor ve sporla ilgili sivil toplum kuruluşları ve din ve dinle ilgili, dini konularda kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Türkiye genelinde ise 115.000 civarında sivil toplum kuruluşu var. Türkiye genelinde. Değerli kardeşlerim, bununla birlikte 518 tane sendika, 61 tane de siyasi parti var. Bunların hepsi genel çerçeve itibariyle sivil toplum kuruluşu olarak addedilmektedir. Kuruluş mevzuatları hemen hemen birbirinin aynısıdır. Dünya ölçeğine baktığımızda Türkiye'de ortalama yaklaşık bütün sivil toplum kuruluşlarını saydığımızda yaklaşık 130.000 civarında sivil toplum kuruluşu var. Ancak değerli kardeşlerim, bizimle eşdeğer büyüklükte olan ülkeler bazında kıyasladığımızda, en yakınımızdaki Avrupa'dan Fransa ve Almanya'ya baktığımızda 1,5 ila 2 milyon arasında sivil toplum kuruluşu var. Düşünebiliyor musunuz? Bizde bu kadar sivil toplum kuruluşu var, 130 bin. Ancak
Almanya'da 1,5, Fransa'da 2 milyon. Nüfus bazında baktığımızda dünya ölçeğinde sivil toplum kuruluşu bağlamında en çok kişi başına en çok sivil toplum kuruluşuna üyelik Hollanda ülkesinde. Hollanda'da. Yani bir ferde yetişkin bir fert ortalama değerli dostlar 8 tane sivil toplum kuruluşuna üyelikleri söz konusu. Düşünebiliyor musunuz? Eğer bu kadar kötü bir şey olsa, hani diyoruz ya Avrupa şöyle, Avrupa böyle. Dolayısıyla bu insanlar bu sivil toplum kuruluşlarını niye bu kadar ön plan alsınlar? Bununla birlikte Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen toplamda 32 bin civarında vakfımız var. Düşünebiliyor musunuz? Tarihi 1048'e dayanan vakıf medeniyetimizde, çünkü vakıflar genel müdürlüğü bu milat olarak 1048'i baz alıyor. 32 bin tane vakıf şu anda Türkiye'de faaliyette. Bunun içerisinde Fatih Sultan Mehmet Vakfı, bunun içerisinde Emetullah Valide Sultan Vakfı vesaire vesaire. Her alanda vakıf kurmuş. Leyleklerin göç ettiği dönemlerde leylekler aç kalmasın diye onların geçiş güzergahlarına, uçuş güzergahlarına yem atan ve bu yemlerin temin edilmesi noktasında vakıf kuran bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu çok önemli bir şey. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet Han bir dönem İstanbul'da bir kısım hastalıklar nüksettiğinde kendi öz gelirlerinden kurmuş olduğu vakıftan elde edilen parayla yerlere tükürenlere, tüberküloz hastalığı, şu anda tekrar hatırladım, tüberküloz hastalığı yayılmasın diye 10 tane kişi yerlere, tükürülen yerlere kireç dökmek vesaire onları temizlemek diye işçi çalıştırmış. Yani her alanda vakıf kurmuş bizim geçmişimiz. Yani sözün özü ülke olarak bir vakıf medeniyetiyiz. Ha şu denebilir. Geçmişten günümüze kadar gelen vakıf medeniyetimize ait eserler iyi korundu, korunmadı, bakımı, restorasyonu iyi yapıldı, yapılmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur diye temenni ediyoruz. Ve bununla birlikte değerli dostlar, Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili örnekleri yaptık. Türkiye'de her 826 kişiye bir dernek düşerken bu oran özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde oldukça yüksek. Nedir bu oran? Fransa ve Almanya'yı paylaştık, ortalama 40 kişiye bir dernek düşmektedir. Ama Hollanda'dan örnek verdim. Her 8, bir kişi ortalama 8 tane derneğe veya bir başka ad altındaki sivil toplum kuruluşuna üye olmuşlar. Bu müthiş bir sayı. Şimdi biz bu işin neresindeyiz? Bu kadar işler yapılmış. Ama buradaki varlık sebebimiz, bugünün öznesi, siz değerli gençleri buraya toplayan İstanbul Çankırı Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfımızda 1986'da zor şartlarda, kıt imkanlarla bir araya gelmişler. Aksaray'da küçücük köhne bir mekanda ve vakfın temellerini atmışlar. Sonuçta buralara kadar gelmişiz. Bugün 500 tane burs verebilen, belki İstanbul'da gıpte ile bakılan bir mekana sahip, bir vakıf medeniyetine ait bir mekana sahip. Dolayısıyla sizlere hizmet ediyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Değerli kardeşlerim, size yatırım yapan, demin konuşmamın başında size yatırım yapan bu vakıf medeniyetinin temsilcisi olan bu sivil toplum kuruluşlarına hayata atıldığınızdan itibaren destek vermeniz. Nedir? Tabiri yerindeyse elinize ekmeğinizi aldıktan sonra yapacağınız şey belki ilk seneler belki olmayabilir. Sonra bu vakfın, bu vakıf medeniyetinin buranın üstlenmiş olduğu misyonun devam edebilmesi için sizin de aidiyet duygusuyla hareket etmek suretiyle buraya sizden sonra gelecek olan nesillere katkı vermeniz, burs vermeniz, dolayısıyla bu şekilde bu döngünün devam ettirilmesini sağlamanız gerekiyor. Vakfımızdan burs alan birbirinden değerli siyasetçilerimiz, bürokratlarımız var. Halen de onlar dönüşlerini yapıyorlar, hamdolsun. Ama burs alıp da gidenler de var. Hiç kapısını açmayanlar da var. Onlarda yapacak bir şey yok. Zorlayacak halimiz yok. Ama işte demin ne dedik konuşmamızın başında? Bizim düsturumuz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed
den örnek verdik. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu ister sivil toplum kuruluşu, ister iş adamı, hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin, insana faydalı oluyorsanız demek ki hayırlı bir insan olacaksınız. Bu işin adı bu. Değerli kardeşlerim, sivil toplum kuruluşları sizlere ne sağlar? Önce ona bakalım. Bakınız, demek ki bir sivil toplum kuruluşuna aidiyet duygusuyla bağlı olduğunuz için bu salonu dolduruyorsunuz. Ben dedim ki son konuşmacı olunca herhalde dedim, gerçi benden sonra bir kişi daha var ama öyle mi? Bitiyor mu? İyi, kapanışı benle yapacaksınız. 18'i geçeceğiz bu gidişle. Şimdi öyle mi? Tamam. Şimdi bir fıkra geldi aklıma. Bir profesör konuşma yapacakmış. Biraz da şeyi değiştirelim, havayı değiştirelim. Gelmiş kürsüye çıkmış, önde bir tane adam oturuyor. Kimse yok ama iyi de çalışmış. Hazırlığını yapmış. Allah Allah demiş. Ya ne yapayım, ne diyeyim? Konuşmamı yapsam bir dert, yapmasam bir dert. Ama yapayım bari demiş. Hiç olmazsa emeğim zayi olmaz. Konuşmuş. Ondan sonra en önde oturan tek kişiye demiş ki, nasıl buldunuz demiş konuşmamı. Vallahi çok iyi buldum demiş. Ama sizi de tebrik ederim. Tek başınıza beni dinlediniz demiş. Vallahi demiş, sizden sonraki konuşmacı da benim de, o yüzden demiş sizi dinledim demiş. Dolayısıyla yani benden sonra konuşmacı da yokmuş. Ama salonda yani boşalmadı. Bu bakımdan gayet güzel. Şimdi değerli kardeşlerim, hayata bir adım önde başlamak adına sivil toplum kuruluşlarının size çok büyük katkılar sağlayacağı aşikar. Sizin almış olduğunuz farklı eğitimler, bulunmuş olduğunuz ortamlar, oradan elde etmiş olduğunuz kazanımlar sizi diğer adaylardan bir adım, birkaç adım öne götürür. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarına üye olmak bir kere sizin için, hani deniz ya, farz-ı ayın farz-ı kifaye, emin olun günümüz şartlarında farz-ı kifaye. Böyle değerlendirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte işte az evvel ifade ettim, siyasete girmiş, bu işin belli aşamalarından geçmiş birisi olarak söylüyorum. Siyasete de meyletmeniz gerekir. Halihazırda 3 çocuğum okuyor fakat hiçbir tanesini siyasete yönlendiremiyorum. Maalesef ki 2 tanesi burada şu anda. Neden? Aman benden uzak olsun siyaset. Biri siyaset kötü iş, biri bilmem ne falan filan. Demin Hilmi Başkan da ifade etti. Değerli kardeşlerim, demokratik, parlamenter bir sistemde yaşıyoruz. Sevsek de sevmesek de bir sistemimiz var. Eksikleri vardır, şudur, budur falan filandır. Ama daha iyiye yöneltmek, daha iyiye yükseltmek de geleceğimizin elinde, sizlerin elinde. Yaklaşık 250 yıl evvel Amerika'yı kuran, Amerika'nın kurucusu Abraham Lincoln, 6 defa seçime girmiş, kaybetmiş. Daha doğrusu 7 defa girmiş, kaybetmiş. Ve 7.sinde kazanmış birisi. Diyor ki, ve bilge bir adamdır bu Abraham Lincoln. Hayatını da okumanızı tavsiye ederim. Okumayı tavsiye ederim size. Siyaseti kirli bir iş olarak görüp de siyasete girmezseniz ömür boyu kirli insanların yönetimine mahkum olursunuz diyor. Siyaseti beğenmiyor olabilirsiniz. Ama siyaseti temiz kılacak olan da temiz insanlardır. Demek ki siyasete girecek. Bakınız, Çankırılılar siyasette yer alamıyor falan filan. Değerli kardeşlerim, siyasette etkin olmazsanız bürokraside de etkin olamazsınız. Bürokraside etkin olamazsınız, sivil toplumda da etkili olamazsınız. Özel sektörde de çok fazla etkin olamazsınız. Bu döngü birbirini tamamlıyor. Böyle bir çark var. O yüzden bu çarkın bir mihenk taşı siyaset. O yüzden diyorum ki değerli kardeşlerim, yol yakınken gönlünüzden hangi siyasi parti geçerse geçsin. Ki bu cümleyi çok ifade ettim federasyon başkanlığım döneminde. Parti yönlendirmesi yapmak için söylemiyorum asla. Öyle bir şey yok. Zaten bizim ülkemizden, memleketimizden, bu değerli hazirun içinden vatan hainlerine oy verecek hiç kimse çıkmaz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla diyorum ki gönlünüzden hangi parti geçiyorsa onlara oy verin ve onlara da üye olun. Gençlik kollarından, mahalle teşkilatlarından başlamak suretiyle görev alın. Bakınız,
ki bugün özellikle davet etmiştim. Parti teşkilatının toplantısı sebebiyle katılamadı. Ataşehir'den bir kardeşimiz var. Sizin yaşınızda. Ilgazlı bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz mahalle teşkilatında görev almak isteyince dedi ki ben görev almak istiyorum. Destek olur musunuz dedi. Oo, arkamda iki tane değerli kardeşimiz var. Süreci tamamla diyor. Bu cümleyi tamamlayıp ondan sonra artık beni en zor şeylere soruyla baş başa bırakacaksınız. Bu kardeşimiz dedi ki ben mahalle teşkilatında görev almak istiyorum. İlgililerle görüştük, mahalle teşkilatında görev aldı. 22 yaşındaydı. Gençlik kollarının mahalle teşkilatında. 25 yaşına geldi. Dedi ki ben gençlik kolları başkanı olmak istiyorum. Bana destek olun. Biz de tavsiyede bulunduk, referans olduk falan filan. Ve Ataşehir gibi büyük bir ilçenin iktidar partisinin gençlik kolları başkanı oldu. Akabinde bu seçimlerde, yerel seçimlerde 26 yaşında bu kardeşimiz Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. Yani sizlerin yaşında bir kardeşimiz Büyükşehir'in parlamentosu dediğimiz belediye meclisinde söz sahibi oldu. Estağfurullah, yok nasibinde var ama arz talebi dengelemek lazım. Yani talep edecek, kul istemezse gelmiyor. Çünkü başarı gayrete aşıkmış biliyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel bir örnek. Yani sizler için aslında çok güzel bir rol model. Yani siyasete genç yaşlarda alt kademelerden başlarsanız bizlerin yaşında çok çok ön saflarda görev alırsınız. Bunun en güzel örneğini demin güzel bir şekilde dinlediğimiz Faik Tunay ifade etti. Bununla birlikte Ankara'da Çankırılı, Çerkeşli genç bir kardeşimiz var. Bayan kardeşimiz, 27 yaşında, hukuk fakültesi mezunu bir körpe, genç, tertemiz bir avukat kardeşimiz. 27 yaşında Ankara milletvekili oldu. Bu sizin için bir rol model olmalıdır. Niye, neden? Çalışırsanız, gayret sarf ederseniz olabiliyorsunuz. Biz çünkü eğer bu siyaset potasına, sivil toplum kuruluşu potasına daha çok nitelikli insan sokarsak, oralarda daha çok etkin insanlarımız olur. Bu hem sivil toplum kuruluşlarımıza hem özel sektörümüze katkı sağlar ve dolayısıyla Çankırı'mızın da kalkınmasına katkı sağlar diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Konuşmalarına ötürü Sayın Zekeriya Çıkırız'a çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kendilerine vakfımız adına plaketini vermek üzere evet. Çankırı Gençlik Kolları Başkanı Sayın Abdullah Safacan'ı sahneye davet ediyorum. Şimdi bir şey soracağım. Evet. Ünlü bir düşünür der ki sorulmamış soru açılmamış kapıdır der. Kapı gibidir der. Dolayısıyla anlaşılan kapı açmayacağız galiba. Süreyi de yeteri evet, kadar doldurduk. Dolayısıyla bir de soruları bir sonraki organizasyonlarda. Evet.